Ayşe, müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Olur. Bugün çok yüklendim sana. O yüzden özür dilerim. Yani çok değil de birazdan biraz fazla. Biliyorum. Bazı durumlarda diyeyim, ağzıma ne gelirse söylüyorum. Farkındayım. Tekrardan affedersin. Sen panikleme de ben affederim. Hani laf söz unutuluyor, geçiyor. Daha öyle hareketler. Nasıl hareketler? Öyle hareketler işte, öyle. Ha. Orada mısın hala? Ben demedim mi sana o adamlardan kurtulmak için yaptım diye? Ya niyeyse niye? Yapma işte, yapma. Tamam, söz. Sen iyi misin? Yani üzülmüyorsun artık değil mi? Yok, üzülmüyorum. Kerem, üzülebilirsin ayrıca, çok normal. Annenle baban boşanıyor zannettin. Üzülmemen anormal olmaz mıydı zaten? Üzülmemen tuhaf olurdu. Evet. Annemin haline üzüldüm. O üzüldüğü için. Ama sonuçta ne olacak ki yani boşanmak? Dünyanın sonu değil. Normal bir şey. Kerem, çocukluğunda böyle bir travman olduğunu söylemiştin. Hani Buse seni aramıştı ya. Onu almaya gittiğimizde anlatmıştın. Çok korkuyordun annene babanın boşanmasından. Bu normal. Bunu bana anlatabilirsin, paylaşabilirsin. O zaman da böyle üzülünce saklıyor muydun? Yani seni üzülürken görünce alay edenler mi oldu? Dalga mı geçtiler, ne oldu? Bu ne şimdi? Yani üzülünce sanki böyle seninle biri alay edecekmiş gibi saklamaya çalışıyorsun, inkar ediyorsun. Böyle konuyu geçiştiriyorsun, garip garip davranıyorsun. Fark etmiyorum zannetme. Ben nedenini merak ettim sadece, o yüzden. Sen de çocukluğundan beri psikoloji okumak istiyordun. İçinde mi kaldı? Yani hayır. Üzüldüğün zaman bana anlat istiyorum. Benimle paylaş istiyorum. Duygularını bastırmanı istemiyorum. Bastırmıyorum. Bastırıyor muyum? Hani yani senin için de iyi olur. Sonradan mahcup oluyorsun. Bak gerçekten benim için mesele olduğu için söylemiyorum. Gelip bana anlatabilirsin, konuşabiliriz, paylaşabilirsin. Ben kimseye anlatmam. Benden sır çıkmalı yani. Allah Allah. Kim ki bu gece gece bu saatte? Saatten haberi yok galiba mesaj atanın. Şirketten. Yarın lansman yapıyormuşuz. Yeni sezon için. Onu haber veriyorlar. Maşallah ya. Bu şirketten olan arkadaş bayağı çalışkanmış. Gece demiyor, gündüz demiyor, saati unutuyor, gidiyor. Sana mesaj atıyor. Hayır yani kim olduğunu tahmin etmesem. Diyeceğim ki bir bahane bulmaya çalışmıyor yani. Her bahanede sana ulaşmaya, seninle iletişime geçmeye çalışmıyor diyeceğim. Sırf Ceyda muhabbetine girme diye özellikle şirketten dedim. Ama yine de o laf sokulacak. Değil mi? O hınç alınacak. Sen o şirketten olan arkadaşına benden selam söyle, tamam mı? Böyle yani sana mesaj atmaya zorlanıyorsa şey yapsın. Direkt gelsin. Mesaj atmasın, direkt pastasını alsın gelsin. Çünkü alışız biz zaten. Gelsin bizde yaşasın ya, ne olacak? Gelsin şuraya çadır kursun. Yaşar işte. Alıştığımız şeyler çünkü bunlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?